Biz yola 5 kişi çıktık. Yola 5 kişi çıktık. Besteleri aşağı yukarı ben yapmış olmama rağmen. Besteleri ben yaptım. Gruptan attılar. Gruptan attılar. Günah açan çiçekler gibi. Bir anda çıktılar. Herkesin gönlünde taht kurdular. Haftalarca müzik listelerinde 1 numara oldular. Onlar hepsi grubu. Şimdi sorulan şu. Bu grup kaç kişi? 4 mü? Şu an evet. Peki ya kurulduğunda? 4 genç kızdan oluşan Hepsi adlı müzik grubunun 5. üyesi ortaya çıktı. Daha doğrusu 5. üyesi olduğunu iddia eden birisiyle beraberiz. Evet, isminizi alabilir miyiz? Bakın şöyle ibareler var. Bu albümün çıkması sırasında... Bizleri yalnız bırakmayıp bize verdikleri değer, destek ve emekleri için gibi. Pardon, konuşamıyorum. Tamam, bekleriz. Ve işte burası çok sert. Anlatır mısınız? Çok sert ya. Hikayeyi anlatır mısınız? Yola çıktığımız ilk günden beri bize inanıp hayallerimizin gerçek olabileceğini gösterdikleri için diyor. Gözyaşlarına hakim olamadım. 5. üyeydim diyorsunuz. Bir kere tamamen sert. Ne yola. Biz yola 5 kişi çıktık bunlarla. Yani bu gördüğünüz insanlar hepsi değil. Ne oldu sonra 4 oldu? Bir kısmı. Ve küçük bir kısmı. Bu hepsi değil. Bu küçük bir kısmı. Hepimizin periyodları var. Hayatta ben böyle inanıyorum. Hepimizin hayatta belirli periyodları var. Bu bazen sarkıyor, bazen değişiyor. Ama herkes mutlaka başarıya ulaşıyor bir yerde. Ben buna inanıyorum. Bu 4'ü Yasemin, Cemre, Eren ve Gülçin bütün besteleri aşağı yukarı ben yapmış olmama rağmen, emeğin hepsini ben harcamama rağmen, yemekleri annem bizzat yaptı hep bize. Albümün çıktığını rafta gördüm. Çok sert. Ve işte iddialar. Beni şişmanım diye ve göbeğime piercing takmayı reddediyorum diye gruptan attılar. Şişman ve piercing takmıyorsunuz diye. Evet, çünkü taksam görünmez. Benim göbeğim de gözükmez. Evet. 4 kat benim göbeğim. Şişmansız diye gruptan çıkar. Evet ama ayıp mı yani? Ben müzikle uğraşamaz mıyım? Soruyorum sana. Ha? Böyle bir 5'linin içinde yer alamaz mıyım? Arkada durayım dedim. Önde 4'ünüz olun, ben arkada söylerim dedim. Zaten ben kendi sesimi bu grubun içinden çektiğim zaman ortada işte. Bu iddialar karşısında insanın ister istemez aklı karışıyor. Siz daha güzel olduğunu iddia ediyorsunuz. İddia etmiyorum. Gerçeklik bu. Realite. Mesela bunların çıkış parçaları. Şarkıya bak. Olmaz oğlan. O, yazmaz zaten. Yazmasını da beklemiyorum. Ama şarkının gerçeği almaz oğlandı. Almaz oğlandı. Evet. Olmaz oğlan. Çünkü yani bir genç kızı almayan bir oğlandı. Yani teması buydu. Şarkıları da değiştirmişler. Ben söyleyeyim mi farklı? Ayakta danslarıyla söyleyeyim. Tamam. Son 2, 3. Her şey benim için, yollar senin için, aramadan olmuyor aşk. Ellerim almış beni, yollardan kalmış beni, gözlerim almış yalan. Hiç bana bakma, almaz Allah'ım, sen kendini yıpratma. Hiç bana
yapma, olmaz Allah, sen kendini yıpratma. Her şey benim için, yollar senin için, aramadan olmaz oğlan. Kendim gelemedim, aşkısını gönderdim, yiyemezsem arama oğlan. Hiç bırakma, olmaz oğlan, aşkısını. Hiç bana bakma, olmaz Allah'ın başkasını yıpratma. Tamam. Hiç bana bakma, olmaz Allah'ın. Bakalım bu iddialara Hepsi grubu ne diyecek? Bu görüntüler amatör kamerayla 2003 yılında Taksim'de bir stüdyoda çekildi. Oh, hay! Yavaş! Evet, tamam kızlar, yavaş, hadi bakalım. Hadi. Hepsi 5 kişi. Biliyor musun şimdi hareketin başını, bilmiyorsun. Hepsi grubu o zamanlar kuruluş aşamasında ve grup 4 değil 5 kişi. Sonra prova durmasın o açıdan. Ya hadi gösteririm. Sonuçta biz bir grubuz. Bunun başını var. Tamam. Bu şekilde yapıyoruz. Abi o gülle yapamazsın yalnız, bir şey söyleyeceğim. Ha? Anladın mı? O gülle olmaz. Ya bizim tarzımıza hiç yakışmıyor böyle şeyler. Hayır yani provadayız kızlar, değiştiririm sonra. Ya siz zaten önde takılın, tamam, ben arkadayım ya. Zaten gözükmeyeceğim büyük bir ihtimalle. Nasıl gözükmüyorsun Allah aşkına? Bu kiloyla sen gözüküyorsun. Çok evin aç gerisi, aferinin delisi, ben seni nazla tamam. Bir dakika ya, o başka şeyler yapıyor arkada. Hayır ben ritmi kaçırdım bir ara. Ya bir problem yok, ritmi kaçırdığım için öyle bir aksam oldu. 50 kere yaptık, bunu açtık ya önce. Kızlar özür dilerim, ritmi kaçırdım ya, ben de insanım değil mi? Ama bak dansçılar genelde böyle karnını içeri çekerek dans ederler. Bence dene. Yani tamam. Bence biraz kilo vermen gerekiyor çünkü. Beşinci genç kız hafif kilolu ve biraz iri olduğu için gruptan dışlanıyor ve acımasızca aşağılanıyor. Oysa dansları ve sahne performansı oldukça ilginç. Hayır, kafayı böyle yapmıyorduk daha evvel. Ya bir şey söyleyeceğim. Hayır, kafayı böyle yapmıyorduk. Baştan alamayız ya. Tamam, kafayı böyle yapmıyorduk daha evvel. Yapıyorduk ya. Ya sen tuvalete gidersen, bilmem ne yaparsan, yemek yersen prova aralarında öğrenirsin tabii ki yani. Kızlar biraz anlayış bekliyorum ama ya. Biz ne zaman topuklu ayakkabıyla dans ettik? Ne zaman? Cemre. Yüşecek şimdi. Cemre, ben kafayı böyle yapıldığını bilmiyordum. Tipe bak ya, tipe bak, bizim programımıza nasıl gelmiş? Sen ne yapıyorsun? Ya kafayı böyle yapınca benim aklım şaştı diyorum ya. Niye bu kadar üstüme ama geliyorsunuz? Ama şaşmıyor. Seninki niye şaşıyor? Ya çünkü ya? Siz tamam... Senin ne ayrıcalığın var? Ben lavabodayken çalışmışsınız. Yok, gitmeyeceksin o zaman lavaboya falan. Ben hareket gösteririm burada ya. Ben bu kızın bu grupta olmasına dayanamıyorum. Yani çok gülünç bir şey bu. Ben ya o. Ya aşk ben olsun sana, ikimiz de sarışınız diye bu kompleksi yapıyorsun. Ne? Sen sonradan evet, sarışın. Hayır. Sarışınım diye kompleks yapıyorsunuz. Yeter. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Ya ortalara falan çıkmalar falan filan böyle. Bu ne yani, bu ne? Yasemin. Yasemin. Dans benim doğamda var, tamam mı? Tamam, dur Yasemin. Ay, çok bilmiyorum. Niye bilmiyorsun? Hala niye bilmiyorsun? Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Çok sertsiniz. Dans da sert olmak gerekiyor. Ne diyeyim yani, ya? Üç senedir. Ya bak, ağlayacak şimdi ya. Abi istediğin kadar aynı numara. Ağla. Ağlarsa ağla yani, umurumda değil. Aynı numara abi, aynı numara. Çok sert. Çok sert, evet. Peki şey deneyelim mi, hani iki önde, iki ben de tam ortada olsan? Gel. Niye? Bir dakika ya, bir dakika. Abi gel, gel. Tamam, sen ortada ol Cemre. Hayır. Tamam, sen ortada ol. İktidar hırsı seni bitirecek. 4 senedir çalışıyoruz. Sen sonra ağlayacaksın. Çıkıp ekranları zırlama sakın. Size çok aşk olsun. Gruba renk katıp grubu güçlendirebilecek bu kızcağız nedense hiç hak etmediği bir muameleyle karşılaşıyor. Buradan da mı gideyim? Git o, git. İstemiyoruz. Buradan da mı gitmemiz? Git buradan. Bu grubunuzda. 5. üyeydim ama bana bunu yapıyorsunuz ya. Anlatırsın sonra çıkıp. Ben 5. Pişman olacaksın. Pişman olacaksın. Çok sert. Ay. Evet, çok sert. Çok sert. Sen, evet, çok sen sert. De çok hadi. Kötüsün. Çünkü hiçbir şey yapamıyorsun, tamam mı? Şişkosun sen. Şişko. 1.50, 1.51, 1.52, 1.53. Topuklu. Şimdi siz karar verin. Kendilerine adeta bu kıza nispet yaparcasına hepsi adını uygun gören bu grup acaba hepsi mi? Yazık. Çok yazık.